Aylık mı? Hı. Evet, bir berber mağduru kardeşimiz daha burada saç bırakmış, burayı kesmiş. Amaç ne yani? Bu şekilde kesin olmaz. Yanlış tekniklerle saçlar kesiliyor, yazık. Hiçbir geçiş yok, dümdüz buraya kadar çıkmış. Aynen. Hiçbir geçiş yok. Arkalarda yine belirsiz. Benim anlamadığım nokta, burada niye saç bırakırsın? Burada saç bıraktın, burayı niye kestin? Burayı kestin, burayı niye kesmedin? Yani arkadaşlar, bir iş yapıyoruz, düzgün yapalım lütfen. Yani burayı dümdüz çıkmış, hiçbir şekilde geçiş yok. Arkası desen anlamsız, tuhaf bir kesim. Şimdi burası apayrı bir fiyasko. Bu nedir kuaför arkadaşlar sizce? Saçı düzeltmeye geçtik. Uzun kalan tutamı kesiyoruz. Burayı kesip güzel bir geçiş sağlayacağız. Geçiş yapabilmemiz için alt bölümleri bu şekilde sıfırlıyoruz arkadaşlar. Makinelerle ilgili sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi usturadan daha iyi alan makinemizle en altları derinlemesine temizliyoruz saçlardan arkadaşlar. Ve sıra geldi izi kaybetmeye. 3 milim olan tarağımızla izi yumuşatıyoruz öncelikle. Ardından 1,5 milim olan tarağımıza geçiyoruz. Geçişi yumuşatmada en önemli rol oynayan tarak budur arkadaşlar. Özellikle izin bulunduğu bölüme bu şekilde uygularsanız kolaylıkla izlerden kurtulabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi artık tarak yok, mandal. Arkadaşlar makinenin mandalını ileri geri çekerek bu şekilde izleri yok ediyoruz. Ve son olarak T başlık makinemizle çizginin birleşim noktasını iyice eziyoruz. Bazı bölümlerde makinenin ucunu kullanırsanız daha verimli sonuçlar alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Son olarak tarak ve makasımızla geçişleri yumuşatıyoruz. Eğer bu kısımları biraz daha ezmezsek geçişlerimiz yumuşak olmayacaktır. Daha sert ve koyu bir geçiş olacaktır arkadaşlar. Saçın üst bölümlerine zaten dokunulmamış. O yüzden biz biraz kısaltacağız. Çok fazla değil. Uçlarını alsak yeterli olacaktır. Üstlerde parmak arası kesim çok önemlidir. Tarak üstü kesim tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çok kısa olmayacaksa tabii. Düz makas kesimimiz bitti. Artık ara makasına geçiyoruz. Ara makasını da uçlara hafiften dokundurduk. Saçın diplerine ara makası vurulmasını çok tavsiye etmiyorum. Dipten vurunca aşırı seyreliyor çünkü. Şimdi hep birlikte sonucu görelim. Olması gereken bu aslında arkadaşlar. Geçişleri de bu şekilde ayarladık. Bilal, nasıl oldu sence? Fark ortada yani. Fark ortada. Aynen. Görünüyor zaten diyorsun. Bir şey demeye gerek yok. Aynen. Tamam. Sol tarafta bu şekilde. Bir de 360 gösterelim arkadaşlar size. Give it to me like...